Kutay hangi ayar vardı? Çanakkale tarihi alandayız. Merhum Mehmet Akif'in ifadesiyle bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı, düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı diye ifade ettiği o müstesna topraklardan Projektör Tepe şehitliğindeyiz. Tarihi alanın her yanı Çanakkale kahramanlığıyla, Çanakkale fedakarlığıyla kendini hissettirmekte. Şu anda o Çanakkale geçilmez destanını yazan vatan, millet, bayrak, kutsal değerler uğruna canını ortaya koyan ve şehit olan kahraman Mehmetçiklerimizin ebedi istirahatgahı olan ve yeni tespit edip ihya ettiğimiz Projektör Tepe şehitliğimizdeyiz. Projektör Tepe şehitliğimizde 322 şehidimiz, 322 vatan evladımız bu topraklarda kefensiz yatmakta. 107 yıldan beri onlar uğruna şehit olduğu bu toprakların bağrında ebedi istirahatlerini yapmaktalar. Biz de Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığı olarak o kahramanların hatıralarını yaşatmak ve uğruna şehit oldukları bayrağın gölgesinde ebedi istirahatlerini yapmak için çalışmalarımızı başlattık. Ve 322 şehidimizin ismini tespit ettik. Bu arkamızda görmüş olduğumuz toprakta kefensiz yatan Mehmetçiklerimizin, 322 Mehmetçiğimizin ismini tespit ettik ve hemen çalışmalarımıza başladık. Doğal dokuyu bozmadan, orijinalliği bozmadan, en az beton ve demir kullanarak çok sade bir şekilde bu şehitliklerimizi ihya ediyoruz. O kahramanlarımızın isimlerini tarihe nakşediyoruz ve gelen ziyaretçi o kahramanların isimlerini hem öğrenmiş olacak hem de onları tarihe mal etmiş olacağız. Tekrar ifade ediyoruz. Biz bu topraklarda hangi şehitliği yapsak, hangi abideyi diksek, hangi anıtı yapsak onların o büyüklüğünü, o kahramanlığını, o fedakarlığını, haklarını ödeyemeyiz. Ama tarihi alan başkanlığı olarak bir hayalimiz var. Bu kahramanlığı, Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmak ve tarihe nakşetmek. İşte şu anda öyle bir yerdeyiz. Bu toprakların altında kefensiz yatan o kahramanları da tarihe anlatmak, gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarımız devam ettiğimiz yerdeyiz. İnşallah yakın zamanda bittiği zaman ihya edilmiş bu şehitlikte o kahramanlar uğruna canlarını feda ettikleri hilalin gölgesinde ebedi olarak kalacaklar ve gelen her ziyaretçi, gelen her Türk evladı, bu memleketin evlatları onların isimlerini hem bilecek hem de onlara saygı duyacak hem de belki bir Fatiha okuyacak.